Merhaba arkadaşlar, hepsi ben kanalına hoş geldiniz. Ben Soner. Evet, bugün videomuz ne olacak arkadaşlar? Size çok güzel bir video çekeceğim bugün. Biliyorsunuz önceki PS3 4.84'te Obikuni diye bir mağazamız var, hatırlıyorsunuz onu. Birçok oyunları falan hatta oradan indiriyorduk. Sonra güncellemeler falan gelince, 4.85'e güncelleme gelince Obikuni 4.85'te çalışmadı. Hiç üzülmeyin. Çünkü sırf aynı ona benzer bir tane çok güzel mağaza buldum. Zaten aynı onun içindeki mağazalar bunda da var. Mağazamızın ismi arkadaşlar Thanos V10. Evet, bu mağazayı size göstereceğim. Öncelikle nasıl kurulacağını göstereceğim. Ondan sonra da ufaktan mağazanın içine bir göz atalım. İlk önce arkadaşlar size vereceğim altta uygulamaları. Şurada göstereyim önce. Package Manager'dan göstereyim neleri yapacağınız, kuracağınızı. 4 tane arkadaşlar şey vereceğim size. Bakın, Hand Store V11 Parte 1. Hand Store V11 Parte 2. Parte 2, yani bunu artık İspanyol dilinde mi, Brezilya dilinde mi ne yazmışlar. Ondan sonra arkadaşlar Hanhan PK Sign PKG, bir de Update V10-11. Şunlar, bakın tekrar söylüyorum. Şimdi Enable Hand yaptığınızı varsayıyorum. Bir kere buradan Enable Hand yapacaksınız öncelikle. Enable Hand yaptıktan sonra, hatta yapalım beraber. Enable Hand'ımızı bir aktif edelim. Eğer burada fail hatası alırsa arkadaşlar hemen daire tuşuyla çıkacağım. Bakalım yapacak mı? Yapma. Tamam. Package'a geleceksiniz. Install'a gelin. Standarda gelin. Öncelikle Hand Store V11'i kuruyorsunuz dediğim gibi. Bunun kurması biraz arkadaşlar uzun sürecek. Yaklaşık yarım saat bile sürebilir, geçebilir de. Bu bittikten sonra hemen şu Part 2'yi kuruyorsunuz. Ondan sonra ikincisi de bitecek. Ondan sonra arkadaşlar üçüncü olarak Hanhan PKG yazıyor. Onu kuracaksınız. Ve en sonunda arkadaşlar dördüncü olarak Update V10-11 PKG yazanı kurduktan sonra sisteminizi bir kere restart yapın. Ya şuradan direkt kapatıp açın tekrar, ya buradan kapatırsınız. Veyahut da programınız varsa restart yapın, ondan yapın. Ama ben şuradan PC3'ünüzü kapatıp açmanızı öneririm. Arkadaşlar ondan sonra sisteminiz açılacak. Restart yaptıktan sonra tekrar bir kere Enable Hand yapacaksınız şuradan. Tamamdır. Hand'imizi aktif şu anda etti. Daha sonra tekrar size açıklamada vereceğim. En son Hand'i kuracaksınız arkadaşlar. Çünkü bu şöyle bir şey yapıyor. Thanos uygulamasını kurduğunuzda 2.3.1'deki Hand'i size geri itiyor. Yani 2.4.0 kullanmıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar tekrar Hand'i kuracağız. Şu en son olur. Bakın Latest Hand Installer yazıyor 2.4.0. Bunu kuracaksınız. Yine en son güncel hali kalsın Hand'imizin. Yani isterseniz kurmayın. Size bağlı tabii. Ama ben güncel olmasını tavsiye ederim. Tamamdır arkadaşlar. Bunu kurduktan sonra, evet, gördüğünüz gibi şu anda Enable'dan böyle bozuk gibi bir şey oldu. Ne yapacaksınız? Şuradan restart yapacaksınız arkadaşlar. Ya da dediğim gibi en soldan yine PlayStation 3'ü kapatıp açın. Tekrar bir daha kapatıp açacağız. Yani bu işlemi yaparken biraz kapatıp açmalar olacaktır. Aklınızda bulunsun. Tekrar arkadaşlar kısaca anlatacağım şimdi. Bakın dediğim gibi önce Hand Store mağazası, yani Thanos mağazasının Part 1'i, Part 2'sini kuruyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Hanhan PKG yazanı kuruyorsunuz. Daha sonra Update kuruyorsunuz. Ondan sonra da arkadaşlar 2.4.0 olan Hand'i güncelleyeceksiniz. Tekrar başlatacaksınız. Gördüğünüz gibi. Lan mağaza ne oldu? Mağaza gitmiş. Şaka şaka, merak etmeyin. Şimdi onu göstereceğim nasıl olacağını. Arkadaşlar öncelikle yine Enable Hand yapacağız. Mağaza hiçbir yere kaybolmadı, merak etmeyin. Onu onaracağız. Bakalım sağ üst tarafa. Hata vermez umarım. Değilse çıkacağım direkt. Daire tuşuyla. Hemen daire tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hata verdi. Bir daha basacağım ikisi. Hand hata verirse hemen daire tuşuyla çıkın. Sonra tekrar girin. Burada da hiçbir tuşa basmayın arkadaşlar. Hand yoksa donabilir. Bakın 2.4.0. Tamam. Hand'imiz artık en güncel hali. Gördüğünüz gibi Thanos mağazamız yok. Burada Enable Hand da yazıyordu. O da yok. Bunu nasıl yapacağız? Onu da yine açıklamada size vereceğim. Uygulamayı şuradan. Install. Standartta. Bakın en altta Fix V12 PKG dosyası var. Basıyorsunuz buna.
Bu da arkadaşlar ekrandaki o uygulama kayboldu diyoruz ya, aslında kaybolmuyor. Onu şimdi nereye koyuyor biliyor musunuz? Bakın sol tarafa gelin. Fotoğraflar sekmesine geleceksiniz. Ve gördüğünüz gibi Thanos 10 mağazamız burada. Tamam. Kurulumu umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız tekrar bana söylersiniz. Açıklamada tekrar isterseniz yazalım arkadaşlar. Evet, şimdi mağazanın içine girelim arkadaşlar. Thanos Vion'a. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir sürü mağazalar var içinde. USB Store, Thanos Vion. İçinde yine göre Batman Messenger, bir sürü şeyler var, özellikler var. Alex Store, Game Store, Death Store, yine aynı böyle Obi-Kun'un içindekilere benziyor. Bunları karıştırırsın tabii, bir sürü var arkadaşlar. Şöyle, ben en çok nereden indiriyordum? Buradan Free Game'e bir girelim bakalım. En alta yine gireceğim. PC Store'a girelim. Bakın buradan yine EU, yani Avrupa. HK Hong Kong, JP Japon, UST Amerika arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Biliyorsunuz ki bu tarz burada mağazalardan oyun indirdiğimizde RAP dosyaları istiyordu bizden. Eğer şu tarzlarda değilse, şu tarzlarda mesela bunlarda gerek yok. Çünkü bunlardan parpat kendi vermiş. Ama olur da bunları indirirken hata alırsanız bazılarında yapacak bir şey yok. Çünkü mağazayla alakalı bir şey, ama şunlarda falan hata almazsınız. Mesela bakın EU Avrupa yazandan bir tane oyun indirdiğinizi düşünün. Şuradan mesela ne indirdiğini düşünün. Mesela 2014 FIFA World Cup Brezilya indirdiğinizi düşün. Basıyorsunuz. Bu böyle indirmeye başlıyor. Yavaşça mesela 6 GB gösteriyor. Diyelim ki bunu indirdiniz. Bu tabii ki bunu bekleyemeyeceğim. İndirdiğinizi düşünün. Bunun RAP dosyasını da benim yine size açıklama kısmına vereceğim bir site var. O sitede bakın unutmayın, indirdiğiniz oyunun bölgesi önemli. Avrupa mı, US mi, JP mi, yani Japon mu, Amerika mı, Avrupa mı, onu iyice dikkat etmeniz lazım. Yoksa gidip de bu oyunun RAP dosyasını siz Amerika'ya indirirseniz çalışmaz. Bunu indireceksiniz. Daha sonra bu oyunun RAP dosyasını size aşağıda verdiğim linkten indirip Multiman'ın içinde, bunu daha önce göstermiştim ama belki bilmeyenleriniz vardır. Multiman'a girelim. Arkadaşlar Multiman'ın içine girdik. Start Slash tuşuyla dosya görüntüsüne gireceğiz şuradan. PS3 root kısmına girin. Şu üst köşeden. Evet. Burada Dev HDD 0'ın içine girin. Burada arkadaşlar göreceğiniz gibi şurada yukarıda X-Data diye bir klasör var. Eğer olur da bu klasör sizde yoksa arkadaşlar burada daire tuşuna basın. Burada arkadaşlar yeni bir tane klasör oluşturun. Create New Folder yazıyor ya, oluşturun. İsmini de küçük harflerle X-Data yapın. Ondan sonra RAP dosyanızı, mesela diyelim ki RAP dosyamızda flash belleğimizi attık ya. Şöyle düşünün. Bakın USB flash belleğin içinde RAP dosyası var. Mesela diyelim ki şu RAP dosyası. Ben de bir tane var, örnek veriyorum. Bakın bir oyun indirmiştim. X'e basacağım. Üçgene basacağım. Daireye basacağım. Copy yapıyorum. Daha sonra X-Data'nın içine gireceksiniz. İçinde arkadaşlar yapıştır yapacaksınız daire tuşuyla. İçine girip yapın, ama ben şu an içine girersem kasabilir. Çünkü bunun içinde yaklaşık 12.000-13.000 tane RAP dosyası var bende. Bunun içine girip oradan yapıştır yapacaksınız. Daha sonra çıkıyorsunuz. Start Slash tuşuyla. Daire tuşuyla yine çıkacağım. Tamamdır. Oyunu indirdiğinizi varsayalım. Bu oyunlar Multiman'daki gibi oyunu Multiman'dan seçmeyle alakası yok arkadaşlar. O oyunları indirdiğinizde direkt XMB ekranında olur. Aklınızda bulunsun. Mesela şimdi bendeki birkaç oyunu göstereyim. Mesela Red Dead Redemption. Ben bunu Obi-Kun Store mağazasından indirmiştim arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi bakın direkt oyun kolu sembolü var. Size oyun kolu sembolü burası. Burada aşağı indiğinizde burada RAP dosyasında attığınızda PKK dosyasında zaten Thanos mağazasından kuracaksınız. RAP dosyasında X-Data'nın içine atacaksınız. Direkt bu oyunu böyle ana ekrandan oynayacaksınız. Ama oyunu açmadan önce bir kere, her açtığınızda demiyorum bakın, sadece makineyi bir kere açtınız, bir kere mouse'uz enable yani yapın. Daha sonra PlayStation 3'ü kapatana kadar istediğiniz kadar oyunlara girebilirsiniz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Thanos mağazasının kurulumu bu şekilde. Oyun atmasını da size detaylı bir şekilde anlattım. Yine de yapamazsanız yine anlatmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Beğeniler, yorumlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.